Herkese merhabalar. Adı Ömer Kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf tam bölme işleminin üzerinden geçeceğiz sizlerle beraber. İlk olarak 2 ile bölünebilme kuralına bakarsak son basamağı çift olmak zorunda. Örnek 7 731. Bu arada çift sayılar da şunlardı. 0, 2, 4, 6 ve 8. Bunun sonu tabii ki de 1 olduğu için bölünmez. Mesela bu sayı 2'ye bölünmez. Bu yanlış bir davranıştır. Ama bir de 822'ye bakalım. Sonu çift sayı mı? Evet. O zaman bu da bölünür. Şimdi 3 şeye bölünme kuralına bakalım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 ile bölünebilme kuralı ise rakamlarının toplamı 3 veya 3'ün katı olmalıdır. Örnek, şimdi 1 artı 2 artı 3 eşittir. Kaç eder? 6. 6 3'ün katı olduğu için bölünebiliyoruz. Şimdi öbür örnek. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi bunun sayılarının rakamlarını toplayalım. Kaç eder? 15, 2, 17 eder. 17 de 3'ün katı. Son kasını tekrar edelim. Bu rakamları toplarsak 17'dir ve 17 3'ün katı veya 3 olmadığı için 3'e bölünmez. Şimdi hemen 4 ile bölünebilme kuralına bakalım. Son iki basamağınız çift 0 veya 4'ün katı olmalıdır. Örnek 300 bölünür mü bölünmez mi? Çift 0 demiştik değil mi? O yüzden bölünür. Bu 15 diyelim. 15 4'ün katı olmadığı için bölünmez. Şimdi 5 ile bölünebilme kuralına bakalım. Son basamağı 0 veya 0, 5 veya 0 olmalı. Örnek göstereyim size. Bu sayılardan hangisi bölünür dersek 0 demiştik. O yüzden bu sayı bölünürken bu sayı bölünmez. Mesela şöyle bir sayı var. Biraz yukarı gelin. Şöyle bir sayı var. 812 diye bir sayı var. 810 diyelim. 810 diye bir sayı var. Bu sayıyı 2'ye mi, 5'e mi, sonra 3'e mi, yoksa 4'e mi bölmek için ne yaparız diye soracak olursanız en küçük en not yazalım hatta. En küçük bölenine bölünmek zorundadır. Bu gerçekten çok önemli. Mesela siz gidip de 810'u direkt 5'e bölerseniz kaç çıkar bilmem ne yazarsınız falan, bu yanlış. Şimdi 6 ile bölünme kuralından devam edelim. Buradan gitmedi. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. 6 ile bölünebilme kuralı ise hem 2'ye hem de mesela 3'e bölünebilme kuralı neydi? Rakamlarının toplamı olacaktı. 3 artı 1 artı 8 eşittir. Kaç eder? 4. 4, 8 daha. 12, 3'ün katı mı? Tamam. Ama ne diyor? Hem 3'e hem de 2'ye dedi. 2'ye bölünme kuralında sonunun şey olması, 8 olması lazımdı. O yüzden bunu direkt eliyoruz. Çünkü sonu çift değil. O zaman bu sayı bölünür. Şimdi 9'a bölünebilme kuralına bakarsak. Rakamları toplamı 3'ün aynısı. 9 veya 9'un katı olmalıdır. Örnek olarak bakalım şimdi. 9 artı 3 artı 6 eşittir 18. 18 9'un katı mı? Evet. O zaman bu bölünür. Bu da bölünür mü? 9. Hatta şey yapalım. 8 artı 1 artı 2 eşittir 9. 11. 11'de 9'un katı olmadığı için bu sayı bölünmezken bu sayı bölünür. Hemen şimdi 10 ile bölünebilme kuralına bakarsak. 10 ile 0
olmalı. Yani mesela bakın son sıfır sonu değil. Bu bölünürken bu bölünmez. Yani kısacası şöyle. Bu sayıları rahatça bölmek istiyorsanız acaba ona bölünür mü buna bölünür mü diye yapmak yerine bu taktiklerle öğrenebilirsiniz. Bu arada Adı Ömer Kardeşler kanalına da abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.